Semiyan Dünya Saat'le kanalımdan selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sosunda yumurta olmayan bol soslu ıslak kek tarifim var. Buyurun hemen başlayalım. Karıştırma kabıma 5 tane yumurta kırıyorum. Benim yumurtalarım küçüktü, 5 tane kırdım. Eğer yumurtalarınız iri ise 4 tane kırabilirsiniz. 1 su bardağı şeker ekliyorum. Yumurtalarımız beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpalım. Yumurtalarımı şekerle iyice çırptım. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı da kakao ekleyelim. Biraz daha çırpalım. Kekime 2 su bardağı un ekleyeceğim. Öncelikle ilk su bardağımı ekliyorum. Biraz çırpalım. İkinci su bardağı unumu da ekliyorum. Üzerine bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozu ekleyelim. Artık mikserle değil spatula ile karıştırıyorum. Alttan üste doğru yavaş yavaş karıştıralım. Yumurtaların küpüğünü söndürmeyelim. Homojen bir kıvam elde edene kadar karıştıralım. İnce uzun borcamıma dökeceğim. Tabanını yağlıyorum. Kenarlarına fazla yağ sürmüyorum. Eğer yağ sürerseniz kabarmasını engelleyebilir. Kekimizi dökelim. Hamuru tepsiye iyice yaydıktan sonra 1-2 kere vurduralım havası çıksın. Bu arada fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Isınması için bekliyorum. Ben sosumu hazırlıyorum. Tencereme 1 su bardağı süt aldım. Kusura bakmayın kameram çekmemiş bu arada. 1 çay bardağı şeker ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. Dolu dolu 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Yine malzemelerin listesini videomun altındaki açıklamalar bölümüne yazacağım. Oradan alabilirsiniz. İyice çırpalım. Fırınım da ısındı. Kekimi koydum. 180 derecede pişiriyorum. Kekim pişerken sosumu da pişiriyorum. Orta ateşte karıştırarak pişirelim. Kaynadıktan sonra 2-3 dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatalım. Kekim de pişti. Fırından çıkarttıktan sonra 5 dakika ilk sıcaklığı çıksın diye bekledim. Şimdi dilimliyorum. Üzerine hemen pişirdiğim sosu döküyorum. Sosum da ilk sıcaklığı çıktı. Halen sıcak. Hepsini dökelim. Kaşıkla üzerini şöyle bir düzeltelim. Bol soslu harika bir kek oldu. Kekimi soğuduktan sonra dolaba koyalım. En az 2 saat bekletelim. Daha sonra servis edebilirsiniz. Çok yumurta kokusunu sevmeyenler için de sosunda yumurta olmayan güzel bir tarif.
Ben kekimi dolapta 2 saat beklettikten sonra tabağıma aldım. Sosum da iyice çekti. Çok güzel olmuş. Misafirlerim de çok beğendi. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz, destek verip abone olursanız sevinirim. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.